İkinci kayınvalidemizin yorumlarını çok merak ediyorum. Bu hafta aramıza katıldı Nuran kayınvalidemi. Davet ediyorum, gel şekerim. Yasemin'in kayınvalidesi. Şöyle ilk tabağın başına alıyorum seni. Şöyle şuradan tutarak açabilir ve tadabilirsin yemeği. Buyur. Bu biraz daha kuru olmuş. Üstü biraz yanık. Yağsız gibi gördüm. Yağ az olmuş. Bu da biraz şeyli olmuş. Böyle kuru geldi bana. Kuru? Evet, yani tat alamadım yani. Bunda şey var mı, sarımsak? Tabii. Sarımsak tadı alamadım. Peki. Pırasası falan pişmiş mi? Pırasası pişmiş ama kuru, yağsız. Tamam. Yağsız buldum. Birinci tabağı beğendin mi? Beğenmedin. İşte şimdi o kadar değil. Tamam. Afiyet olsun. İkinci tabağımıza geçiyoruz. Nasılmış, heyecanlı mıymış bu masanın başında olmak? Biraz heyecan var. Bir stres var değil mi? Biraz var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu az tuz. Az tuzlu. Ben sana bir şey hatırlatayım. Söylemiştir arkadaşlarım. Burada bütün gelinlerimize hani örtüyü kaldırdığınızda aynı malzeme veriliyor. Hani o daha tuzlu, bu daha az tuzsuz bence olamaz. Belki harmanlama ile ilgili bir şeydir. Nasıl buldun ikinci tabağı? İçi biraz çiğ kalmış. Havuçlar sanki görünmüyor. Havuç görmedim. Pırasayı görmediğim için böyle şey olmuş. İkinci biraz. Tabağı sevdin mi? Biraz yani, biraz. Biraz o kadar sevdim. Değil. Tamam, biraz. Afiyet olsun. Üçüncü tabağa geçelim. Bunun içi daha biraz kuru buldum. Yani tadını alamadım. Bu da tuzlu olmuş. Bayağı tuzlu sosu. İyi harmanlanmamış. Tarator sosu mu? Evet. Sevmedin mi yani? Sevmedim. Üçüncü tabağı beğendin mi? Normal. Normal. Evet. Ne anlayalım bu normalden? İşte. İşte. Peki, son tabağımıza geçiyoruz. Da fazla pişmiş. İçi fazla pişmiş. Tamam. Bunu tat alamadım yani. Beğenemedim. Dördüncü tabağı beğendin mi? Beğenmedin mi? Beğenmedim. Zor beğenen bir kayınvaliden var. Evet. Hazır mısın puanlara? Hazırım. Ne kadar hazırsın? Çok hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman puanları alalım. Benim gayem gelinim. İnşallah. Ben de kayınvalidelerim gelinlerini bulsun istiyorum. Yemeğini yer misin gelininin çok? Bilir misin yani neyi nasıl yaptığını? Az çok bilirim. Hadi bakalım. Ver bakalım puanları. Bir. Dördüncü tabak bir. İki. Üçüncü tabak. İki. Dört. Beş. İkinci tabak dört. Birinci tabak beş. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Gel açalım. Nereye gidiyorsun? Şimdi görelim kime kaç puan vermişsin. Hazır mısın? Üçüncü tabaktan başlayalım. İki verdin. İşte dedin. İki verdin bu tabağa. Bakalım. İşte yaptın. Bugün heyecanlısın. Bugün yorumların çok şey olmayabilir. Evet. Lütfen izleyici de öyle değerlendirsin. Evet. 2 puan yeni kayınvalidemizden. Acaba hangi geline gitti?
2 puanın sahibi gelin. Açalım mı? Açalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Aç o zaman. Yeşim. Ben anlamadım ki ya. Koyabiliriz. Evet, ikinci tabağı açalım. 4 verdin ikinci tabağa. Suratındaki heyecanı görüyor musunuz? Çok stresli burada kayınvalideler, çok. Evet, iyi. Acaba heyecanlı. Yeni kayınvalidem, bakalım ayağının tozuyla gelinini buldu mu, yüksek puan verdi mi? 4 puanın sahibi gelin kim acaba? Kime gitmiş? 4 puanın sahibi gelin. Aç şekerim. Miyase. Teşekkür ederim. Gelinin hala çıkmadı. 1-5, 1-1'in var. Evet. Şöyle birinci tabağın başına geçelim. 5 puan verdin. Bu tabağı tutalım şöyle şuralarından. Evet. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlandım. Bakalım gelinimiz mi? Yoksa Damla mı 5'i kaptı? 5 puanın sahibi gelin kim? Çok da beğenmediğin bir tabaktı. Üstü böyle yanmış mı dedim, böyle bir tat alamadım mı dedim, bir şeyler dedin ama 5 verdin. 5 puan gelinine mi gitti, Damla'ya mı? Açıyoruz, açtık. Yasemin, bak! Bravo! Helal olsun. Şunu da gösterelim. Damla, vallahi helal ilk günden gelini buldun. Gel, gel sultanım, gel. Öncelikle hiç hoş gelmedin Nuren teyze. Şöyle söyleyeyim, sen arkada artık... Bak, ben şöyle söyleyeyim sana, sen orada puanlama yaparken artık sağlık ekipleri alıp beni götürecek sandım. Çünkü arkada baygınlık geçirecektim. Sen öyle bir puanlama yaptın ki senin gelinin de şans eseri aldı zaten senden 5'i. Tabii tabii. Evet, kesinlikle şans eseri aldı. Senin yaptığın, bak buraya kaç tane kayınvalide geldi. Senin yaptığın gibi ben bir puanlama görmedim. Yani böyle bir yorum da görmedim. Yarın cımbız getireceğim. Ben ara böyle hani çok güzel puanlama yapamayan kayınvalidelere özel şeyler getiriyorum. Sana da cımbız getireceğim. Ağzından lafları öyle alacağım çünkü. Ne yapalım, öyle oldu. Ya ne yapalım diye bir şey yok. Siz gelmişsiniz, birinci tabağı 4'ten daha çok... Bakın şöyle, birinci tabağı yediniz, yanık olmuş, tad alamadım. 2'yi yediniz, onu da beğenmediniz. 3'ü yediniz, onu da beğenmediniz. Ama 4'ü de... 4. tabağı da yediniz, onu da beğenmediniz. Hiç alakası bile yok. Hiç alakası bile yok. Siz şu an ne yediğinizi biliyor musunuz? Yediğiniz pırasanın, bakın, yediğiniz şeyin adını biliyor musunuz? Neye göre yorum yaptınız? Biliyorum canım, yani onu beğendim. Onu şöyle arkaya yani... dönüp bakarsanız pırasa tavası yazıyor. Hayır Damlacığım. Şimdi bakın, şöyle bir şey, ben bir aldığıma da sinirlenmiyorum. Yani hiç bu tabaklara yapılan yorum yorum muydu ya? Sen kayınvalidenin yaptığı yorumları beğendin mi? Şimdi senin ilk kayınvaliden tabak, sana ilk tabak çok güzel açıldığında... deyip 5 vermedi. Kayınvaliden rastgele 1, 2, 3, 4... Abeküs de getiririm ben buraya yarın. Cımbız da getiririm. Her şeyi Damlacığım getiririm. Damlacığım istediğini getirebilirsin tatlım. İlk tabağı açtığında kararsız kaldı. Çünkü neden? Evet, diğerlerini de denememişti. Öyle. Ona göre yorum yaptı. Gene düşünerek en mantıklı, demek ki en güzel ben yapmışım ki bana verdi. Ya şöyle... Ama senin 4. tabağına da kesinlikle şey demedi yani, olmuş çok güzel. Bir benimkini zaten biraz beğendim de dedi. Beğenmedi. Ya bırakın şu beğenmişi. Ya beğenmedi. Yaptığı yorumu bak, ben ayıp olmasa gidip orada taklit yaparım. Bak birebir aynısını yaparım. Hiçbir tabağı beğenmedi. Üstüne basa basa zaten bir tabaktan bir ikinci tabağı yedi, onu da niye yedi? Yorum yapamıyor neden çünkü. Tamam, duramıyor. Benim kayınvalidem seçici zaten. Evet, genel olarak ben hani onu hepsini çok aman aman beğendim demedi. Aldım tadının anne, şeyini. Bir dakika. İlkinde hani böyle ilk tabak hani karar veremedi, acaba diğerleri aynen nasıl öyle diye karar veremediği için, ama hepsini denedikten sonra ilkinin en güzel olduğuna karar verip aynen öyle verdim. Sonradan karar ver. Ya şöyle söyleyeyim ben size Nuren teyze. Burası biliyorsun, izlemişsindir. Burası şampiyon masası diye geçiyor. Yani aa, öyle bir şey yok. Burası şampiyon masası.
yaptı. Yok yok. Beni o verdiğiniz dillerle de yıldıramazsınız. Burada en güzel yemekleri yapan da tabii, benim. Tabii. En güzel tabakları çıkaran da benim. Vallahi. Siz bana istediğiniz kadar bir verin. Bak siz bana istediğiniz kadar bir verin. Beyhan teyze de geçen haftalarda burada dedi ki gelinini buldu bir kere beş verdi. Aynısını size de söylüyorum şu an bunu üstüne basa basa. Ben artık dedi bu işi çözdüm dedi. Hodri meydan dedim. Siz bugün o gelininizi buldunuz ya. Yarın ben size kendime beş verdirtmezsem adım Damla diye. Nurhan Hanım inşallah yanık tabak çıkar. Ben... Yanık yapamamışsın. Abla müsaade eder misin? Yanık değil. Nurhan Hanım yanık. Size kendisini yanlış tanıtmasını istemem. Hani şampiyonlar masası diyor ya. Yeşim orası, çocuk ablası çocuk. Aynen. Çok konuşan masası. Bırakın akşama kadar konuşur. Hiç aralık nefes bile vermez. Bak ben şöyle Yasemin... Bir müsaade et büyüklerine. Ya biz de konuşalım. Niye öyle zoruna gidiyor? Allah Allah. Al ağzımın tadını on. Daha güzel olmamış geldi onu tamam. Verdim. Nurhan Hanım benim de üçüncü tabak. Bana da iki verdiniz. Ben ikiyi de çok hak ettiğimi düşünmüyorum ama sizin üstünüze o kadar da gelmek istemiyorum. Bugün ilk gününüz. Heyecan yapmış olabilirsiniz. Şaşırmış olabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek taktik yapmış olabilirsiniz. Yapamamış. İçinden çünkü ağzınızda dediniz ki bu fazla pişmiş, yanmış hatta. Hani bugün gelinimin de ilk günü belki yapamamıştır diyerek birinci tabağa vermiş olabilirsiniz. İkinci tabak da ona yakın. Görsel olarak söylüyorum iyi pişmiş olabilir. Ben lezzet beğendim. Konuşmuyorum. Bitireyim. Böyle bir değerlendirme de yapmış olabilirsiniz. Bilmiyorum ama benim gözümde de yorumlarınızdan çok bir şey anlamadığım için yorumların üzerine konuşmuyorum. Benim tabağım ikilik olduğunu da düşünmüyorum. Sadece kendinizce belki taktik yaptınız ya da aşırı heyecanlandınız. Şimdi Nurhan şöyle ben de bir şey demek istiyorum. Ya sonradan ben kararımı yani düşünerek ağzımın tadını evet. O güzel geldi. Yani hepsini tattım. Şimdi Nurhan baktım teyzeciğim. İlk tattım. Tamam ilk başta öyle ama ikiyi daha çok beğendiniz. Dedi ki benim gelinimseniz. Bana daha güzel geldi. Benim gelinim bu kadar ince doğrayamaz. Damla benim gelinim boşver. Böyle pişiremez dedi. Damla verdi biri.